Herkese merhabalar arkadaşlar transfer inceleme videolarında bugünkü konuğumuz Galatasaray'ın stopere yapmış olduğu takviye Markao Portekiz liginden geldi. Yine sadık çift bunlar incelemesinde yaptığım gibi çok kısa 1-2 dakika oyun için 1-2 dakikada gerçekten neler yapabileceğine dair kendi fikirlerimi anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikli olarak Markao'nun atletik ve zihinsel özellikleri yani fiziksel ve zihinsel özellikler ön plana çıkmakta. Fiziksel özelliklerine net inanılmaz hava topu hakimiyeti var yani 15'lerde 16'larda ne çok güçlü ne de çok hızlı ama hepsinden ortalama derecede var ve bir stopere göre de fena sayılmayacak fiziksel özellikleri bütün ortalaması alındığında zihinsel özellikleri topsuz alan 11 pozisyon alma 12. Aslında hiç topsuz alana gerek yok. Direkt pozisyon alması yüksek olsa iyi olurdu. Pozisyon alma ve soğuk kanlılık hatta şöyle stoper olarak seçtiğimiz zaman pozisyon alma ve soğuk kanlılıkta biraz ufak tefek sıkıntıları var. Hatta standart stoper seçelim. Gördüğünüz ee, benim bir tek aklım beni düşündürecek olan bu. Cesaretle fena seviyeler değil 13'ler. Teknik olarak da baktığımız zaman markajı biraz düşük 13. Top kapma 15 oldukça iyi ve kafa vuruşunda bir bir zafiyet var. 12. Ee, tabi markajı iki 2.5 yıldız gösteriyor mevcut yeteneği. Potansiyel yetenek 3.5 yıldız. Her şeyden önce biraz daha gelişim gösterebilecek bir oyuncu. Ama Markao'nun şöyle bir artısı var. Bütün save'lerde bu şekilde çıkacak. Fiziksel, zihinsel ve teknik özellikleri ve sol ayaklı bir stoper. E, yalnız burada da şöyle bir şey var. Sol ayaklı stoper sağ ayağını hiç kullanamıyor neredeyse. 20 üzerinden 4 olarak puanlamışlar. Sağ ayağını her kariyerde de bu. Aynı şekilde bunun eksik tarafı bazı pozisyonlarda sağ ayağını çok kötü kullanabilmesi, pozisyon uzaklaştır yani topu uzaklaştırırken pozisyon içerisinde oyuncu zora sokabilecek bir özellik. Aslında biraz daha sağ ayağını kullanabilse en azından kendisi de rahat ederdi. Ama gördüğünüz gibi profili üzerinden yapılacak çok fazla bir yorum yok. Ligimiz için iyi bir stoper diyebilirim. Çok rahat ligde ilk 11'de oynatabileceğimiz bir stoper. Onu söyleyebilirim sizlere. Hemen gizli, e, şuradan bir raporlara bakalım. Tek ayağını kullanıyor. Sadece sol ayak demiştik. Yabancı ve e, soyunma odasında silik bir yapıya sahip. Onun haricinde hep görüyorsunuz e, artı pozitif yönleri var. Dediğim gibi gücü ve dayanıklılığı sayesinde iyi atletik bir oyuncu. Bu arada devre arası transfer e, dönemi bittikten sonra da Galatasaray kariyerine başlayacağım. Potansiyel 136, mevcut 119 yetenek puanı. Bu her kariyerde aynı çıkıyor. Bunda hiçbir değişiklik yok. E, en Sıkıntılı özelliği sakatlanma eğiliminin 12 olması. Yani 20 üzerinden 12 yüksek bir değer gerçekten. Şimdi baktığınız zaman sürekli olarak sakatlanır mı? Sakatlanmayabilir de sakatlanma eğilimi yüksek oyuncularla oynadığım dönemler oldu. Özellikle takip etmek için. Her kariyerin ayrı hikayesi oluyor. Bunlarda da öyle. Eğer şanslıysanız bazen sakatlanmadan bir sezonu tamamlayabiliyor. Veya ufak tefek sakatlıklarla geçiriyorsunuz. Ama gerçekten şanssızsanız çok ağır sakatlıklar da yaşayabiliyorsunuz. O yüzden Markaan'ın e, antrenman seviyesini, fiziksel antrenmanlar yaptırdığınız dönemlerde veya yoğun antrenman, özellikle sezon başında ağır antrenman yaptırdığınız dönemlerde e, sakatlanma eğiliminden dolayı eğer takıma ağır antrenman yaptıracaksanız, bence Marka'yı ya buradan yoğunluk seviyesini yarı yoğunluğa falan düşürebilirsiniz, belki normal yoğunluğu bu sakatlanmaya meyilli olmasından dolayı ama bu tamamen kaldırmayabilir. Antrenmanda da sakatlanma olayı olabilir çünkü biliyorsunuz. Ee, ama Marka bence bizim ligimiz için oldukça iyi bir stoper. Ve gelişimde gösterebilecek bir stoper yaklaşık 20 puanlık bir gelişim daha gösterecek. O da biraz daha değerlerinde yükseliş gösterecektir. Birkaç kelam da Marcao'nun Galatasaray'a katabilecekleri açısından yapmak istiyorum. Şimdi Marka genç bir stoper transferi. 22 yaşında bir stoper, genç. Çünkü stoperler biliyorsunuz yaşları ilerledikçe, tecrübe kazandıkça daha böyle yıllanmış şarap gibi olurlar. Stoperlerde tecrübe daha önemlidir. Marka bu tecrübeyi sanırım Galatasaray'da kazanacak İnşallah da. Öyle olur. Sol ayaklı bir stoper olması Topu oyuna daha düzgün sokabilecek bir ayağa sahip olması, hani Fatih terim'in biraz daha geriden oyun kurarken e, elini rahatlatacaktır bu anlamda. Tabii ne kadar sahada görebileceğiz, ne kadar direkt geldi yarım sezonda etkisini gösterebilir mi, onun için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bir alışma süreci olacaktır. Ama e, Michael'la birlikte oynarsa, önlerinde Fernando e, olursa en azından orada bir üçlü Brezilyalı birbirlerini anlayabilirler. Marco'nun genç olması Ozan Kabak'la birlikte oynayabileceğini ben şunu düşünüyorum. Biraz daha zor gibi görüyorum ama Fatih Terim bir çılgınlık yapabilir mi? Neden olmasın hiç belli olmaz. Marco Portekiz Ligi'nin lig sonuncusundan geliyor. Bu bir eksi değer değil bence. Çünkü o takımın en iyi ikinci oyuncusu yani 7 puan ortalamasının üstüne çıkmış iki oyuncu var Chavez'de. ve onlardan birisi Marcao. Çok kötü giden bir takımda iyi oynayan bir oyuncu alındı ki e, lig sonuncusunuz. Bence bu yönden iyi bir transfer olabilir. 3,5 milyon euroluk bir transfer bedeli ödenmiş. Sene başında 900 e, geçen sene pardon devre arasında devre arasında değil, bu sene 900 bin euroya alınmış. E, devre arasına kadar oynatıp 3,5 milyon euroya satıyorsunuz. E, i̇yi bir transfer, güzel bir transfer oldu. Umarım kendini daha da geliştirir, profilini de geliştirirler. Daha da üstüne koyar diye düşünüyorum ligimiz için de iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Tabi bundan sonrasını bekleyip göreceğiz. Yeni inceleme videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.